Arkadaşlar merhabalar. Bugün Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili kısa bir teknik ve temel değerlendirme yapacağız. Bitcoin şu an güncel durumunda 35.300 dolar civarında seyrediyor. 1 saatlik zaman diliminde oluşmuş olan W pattern'dan dolayı, formasyonundan dolayı Bitcoin'in yukarıya doğru bir hareket yapmasını zaten bekliyordum. Bunu da Instagram üzerinden belirttim. Bu yüzden Instagram'da story'leri ve gönderileri özellikle takip etmenizi öneririm. Bu hareketin üst bandının 36.200-36.300 dolar seviyesi olabileceğini belirtmiştim. Bitcoin 35.900 bandından aslında bir red yedi. Ya 34.300'e kadar bir fitil attı ve bu aslında işte kaldıraç işlemlerin liquidate olmasına ve altcoin'lerde de aynı zamanda kanamaya neden oldu. Çünkü Bitcoin şu an tekrar bir saat önceki fiyatına gelmiş olsa da altcoin'ler hala toparlamış değil. Eski fiyatına gelmiş durumda değiller. Bunun nedeni de Bitcoin düşerken Bitcoin dominansının yükselmesi. Bitcoin dominansı aslında yükselen bir trendi kırdı. Daha sonra retest hareketini de yaptı ve aşağıya doğru geldi. 72-73 bandı dominans için oldukça önemli bir direnç alanı ve aynı zamanda 67 bandı da çok önemli bir destek alanı. Yani şu an Bitcoin dominansında olan geri çekilme nedeniyle biz altcoin'lerin birçoğunda çok güzel hareketler gördük. Stellar mesela 2-3 günde %100'ü aşan bir yükselme yaşadı. Fakat altcoin'ler için önemli yükselişlerin olacağı dönem aslında bizim 67 desteğini aşağıya doğru kırdığımız dönem olacak. Şu an yaşadıklarımız aslında fragmanda diyebiliriz. Çünkü altcoin'ler için en önemli hareketler bu destek aşağıya doğru kırıldığında başlayacak. Bu desteğin neden önemli olduğunu burada görebilirsiniz. Bir keresinde burada red yediğimizi görüyoruz. Bir keresinde burada red yediğimizi ve 60'lara kadar geri geldiğimizi görüyoruz. Burada hatta mini bir altcoin sezonu da yaşamıştık. O yüzden Bitcoin dominansında izlenmesi gereken seviyenin 67 civarı olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in kendi grafiğinde ise söylemiş olduğum gibi W pattern'ı çalıştı, formasyonu çalıştı. Bitcoin yukarıya doğru bir hareket yaptı. Güncel olarak Bitcoin'in destek bölgesi ise 4 saatlik saat diliminde, zaman diliminde bakarsak tabii ki daha iyi olur. Ribbon'ın en alt kısmı Bitcoin için yükselen trendin desteği. Bu da yaklaşık 30.900 civarına denk geliyor. Çünkü yükselen trendde gördüğünüz gibi EMA Ribbon çok güzel destek olarak çalışmakta. İşte 19.000'den başlayan yükseliş trendinde burada Ribbon'ın alt kısmına gelmişiz. Daha sonra burada denemişiz. Burada altına bir fitil attık fakat Bitcoin altında bir kapatma yapmadı. Derhal yine yukarıya doğru hareketini devam ettirdi. Böyle durumlarda işte 4 saatlik EMA Ribbon'ın alt kısmı Bitcoin için çok önemli bir destek seviyesi rolünü oynamaktadır. Bu da yaklaşık 30.900-31.000 dolar civarına denk geliyor. Bitcoin'de yükseliş trendinin kısa vadede devam edeceğini düşünüyorum. Bunun nedeni ise burada görmüş olduğunuz bir hammer yapısı var. Bu böyle tarz kırmızı veya yeşil mumlar gördüğümüz zaman aslında trendin bu mumun tersine olduğunu anlayabiliriz. Çünkü burada bu bildiğiniz bir silkeleme hareketi aslında ve silkeleme hareketi sonrasında Bitcoin tekrar yukarıya doğru devam ediyor. Yukarıdan aşağıya doğru geldiğimizde de emin olun yine buna benzer bir şey göreceğiz. Bu tarz bir mum göreceğiz. Bitcoin yukarıya doğru sert bir hareket yapıp oradan aşağıya doğru gelecek. Orta vadede Bitcoin'de bir düzeltme olması zaten olası. Çünkü gördüğünüz gibi RSI oldukça şişmiş durumda. Oscillator'lar, indikatörlerin hepsi çok şişmiş bir durumda ve mutlaka bir geri çekilme yaşayacağız. Fakat bunun kısa vadede olacağını pek sanmıyorum. Aynı zamanda Bitcoin dominansının da desteği deneyeceğini, eğer aşağıya doğru kırarsa da çok güzel altcoin imkanları yakalayacağımızı da düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bitcoin'in son bir ayda, bir buçuk ayda inanılmaz bir para girişi olduğundan dolayı aslında Bitcoin dominansının %1 geri çekilmesi bile altcoin'lerde çok güzel imkanlar yaratıyor. Tabii ki 68'den 67'ye doğru hareket yaptığı zaman da altcoin'lerde çok güzel fırsatlar yakalayacağız. Bugün sabaha karşı, işte öğlene karşı daha doğrusu EOS paylaşmıştım sizinle. 3.03 bandından giriş yaptım ben şahsen. Bu arada altcoin'lerde kesinlikle kaldıraçlı işlem yapmanızı önermiyorum. Ethereum dışında herhangi bir altcoin'de de kaldıraçlı işlem kullanmıyorum ben şahsen. Çünkü burada aslında 5 dakikalık zaman dilimine geldiğimiz zaman Bitcoin'de Bitcoin'in aşağıya doğru oldukça sert bir
düzeltme yaptığını, minör bir düzeltme yaptığını, 34.300'e kadar geldiğini görüyoruz. Böyle bir durumda altcoin'leri BTC paritesinde inanılmaz değer kaybediyor. Dolayısıyla dolar paritesinde değer kaybediyor ve aslında likvidite olma şansımız çok yüksek. Kaldıraçlı pozların kapanma şansı çok yüksek. Tabii ki stop loss kullanmanızı kesinlikle öneririm. Ama altcoin'lerde genel olarak kaldıraçlı işlem kullanmamanız sizin faydanız olur. Ben kendim de kullanmıyorum. Spot'tan EOS aldım 3.03'ten. 4 ve 4.50 civarına kademeli olarak satış emirleri bıraktım. EOS'un hareketini 4-4.50, belki de FOMO olursa eğer 5 dolara kadar devam edeceğini düşünüyorum. XRP ile ilgili güncelleme yapmam gerekirse, ben XRP'yi zaten yani bir 2 yıl önce, 1 yıl, 1,5-2 yıl önce Instagram üzerinden biz canlı yayın yaptığımız zaman da çok soruluyordu XRP bana. Ben XRP'yi genel olarak sevmeyen bir insanım. XRP'nin kripto paraların genel prensibine aykırı bir prensibe sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden XRP'ye hiçbir zaman yatırım yapmadım. Kısa vadede vur kaç denenebilir tabii ki. Ama XRP'nin de günlük grafikte aslında EMA Ribbon'un altında olduğunu görüyoruz. Bu da düşen bir trendi simgeler. O yüzden XRP'de herhangi bir pozisyonum yok. Fakat güncel olarak destek ve direnç alanlarını görmek istersek aslında 20 sent civarında, 20 sent ile 19 sent arasında bir destek olduğunu, 30 sent civarındaysa bir direnç olduğunu görüyoruz. 30 üzerine atıp daha sonra 37'ye kadar ilerleyip 37 üzerinde kapanış yaparsa XRP'de de kısa çaplı bir rally görebiliriz. Ama ben XRP'nin genel olarak bu alanda konsolide edeceğini düşünüyorum. İşte yukarı aşağı fitil atabilir tabii ki. Çünkü XRP'nin temel analizinde sıkıntı var. SEC olaylarından mütevellit. İşte birçok borsanın delist haberleri falan yayılıyor. O yüzden XRP ile ilgili şu an daha temkinliyim ve XRP pozisyonu açmıyorum. Stellar soran vardı bugün bana. Stellar'da da herhangi bir pozisyonum yok. Şu an %20 ben kar alıp kapattım. Ben kapattıktan sonra %50-%60 yükseldi ama yani kısmet, ben orada kapattım. Çünkü pozisyonum zaten %20'lik bir pozisyondu. Bundan sonra aslında Stellar'a girilmesini pek doğru bulmuyorum. Çünkü şişti gerçekten fiyatı. Farklı altcoin'lerde ise fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyorum aynı zamanda. Sorularınızı bana Instagram üzerinden veya yorumlarda iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler, görüşmek üzere.